Buraya geldiğimizde hiç pişman değiliz tabii yani. Bu böyle bir hayata da görmek istedik. Böyle şeyde. Ayrıyeten bu buradan da çok iyi dostluklar edindik. Tüm bu buradaki diğer 4 aileyle beraber onun haricinde tüm teknik yani çekimdeki elemanlar, arkadaşlar. Mesela bazılar geliyor yani diyor biz Kırgızistan tutuyoruz diyor. Tabii bizim için çok yani mutluluk yani veriyor. Geçen birileri de dedi yani sosyal medyada yazmışlar Kırgız takımı yani çizgi film kahramanlarına benziyor diye. Tabii yani bizim için tabii ya mutlu olduk. Çünkü küçüklüğümde yani çok istemişimdir yani çizgi film kahraman olmak. Belki de doğrudur be benziyor olmamız yani be gözlerimizin çekik olması ve be biraz şey olmamız. Yani tabii yani çizgi film kahramanları böyle sevimli oluyor, tatlı oluyor ve yani şey oluyor. Ve bizim için çok iyi, çok iyi günleri yaşadık burada. Ayrıyeten ve mesela biz büyük bir şehirden geldiğimize göre orada devamlı trafik, orada devamlı böyle şey yoğunluk, stres. Mesela işe geç kaldım sonra işteki sorumluluklar tekrar eve gel. Yani böyle rutin bir hayat var devamlı her zaman akın ama burası tamamen farklı. Yani elektrik şey bir buraya geliyorsun kendi yemeğini kendin yapıyorsun. Biz sonradan hanım ikimiz yani yatağımızı dışarıya çıkardık artık yani. Kaldığımız yerde kalmıyoruz. Tamamen dışarıda yatıyoruz artık. Yani böyle yatarken yıldızları seyredelim. Yani bilemeyiz ne zaman tekrar yani böyle fırsat elimize geçer diye. Yani çok çok iyi bir şey. Böyle açık havada, denizin yanında. Çıkıyorsun daha önce de mesela evdeyken de mesela yüzünü yıkıyorsun. Ama burada yüzünü yıkamıyorsun de kendi direkt denize giriyorsun. Çok çok iyi bir şey yani böyle. Ve gittiğimiz an yani bu ada hayatını çok özleyeceğimizi düşünüyorum ve biliyorum tabii yani. Bir yandan gidesim geliyor. Çocuklarımı özledim, ailemi özledim. Bir yandan da gerçekten yani açıkçası gidesim gelmiyor. Çünkü yani böyle temiz hava, yani böyle taze yemekler olsun, deniz olsun yani herkes ister böyle bir şey. Yani çok da mutluyuz geldiğimize ve yani böyle Türk milletlerini pekiştiren, birleştiren ve böyle daha çok daha bundan daha iyi programlar olabileceğini düşünüyoruz ve umut ederiz. Bu kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekten hayatımızdaki büyük hayallerimizden biri gerçekleşti diyebiliriz. Çünkü hep hayal ediyordum böyle bir deniz ya da bir göl kenarında küçük bir evimiz olsa, temizlik hava alsak diye bir hayal ediyordum ama o da gerçekleşti. Sabah kalkıyoruz hemen denize giriyoruz. Akşamleyin gece olduğunda binlerce yıldızlar altında uyuyoruz temiz hava içinde. Yani çok güzel bir unutulmaz bir zaman dilimi oldu hayatımızda. Yani sadece tek şey var o da özlem var. Çok büyük bir özlem var. Çocuklarımızı çok 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 özledik. Yani böyle sarılıp onlarla yani bir saat iki saat böyle kalacağız gittiğimizde herhalde. Onlar da yanımızda olsa bu hayat devam ederdi. Çünkü şehir hayatına gerçekten gitmek istemiyoruz. Hem havasızlık var, trafik var, yoğunluk var, stres var. Burada zaman diye bir şeyi de unuttuk yani. Saati saat unuttum. Kaç oldu bugün? Bugün hangi günü? Onu da unuttuk. Onu da unuttuk. Zaman diye bir şey kalmadı burada. Ama işte şehir hayatına dönünce hepsi böyle rutine geçecek. Onu şimdilik düşünmek istemiyoruz ama yani burada çok iyi zaman geçirdik. Bu fırsatı bize sunan herkese ve özellikle de TRT Avaz'a çok çok teşekkür ederiz. Bir kere temiz hava var burada. Hani çevreyi kirleten herhangi bir gaz yok, fabrika yok yakınlarda. Deniz tertemiz. Muhteşem bir renkte zaten. Gece yakamoz. Tabii. Denizde ellerimizi böyle hareket ettirdiğimiz zaman sanki yıldızlar parlıyor içinde. Sihirli gibi. Sihirli bir ada diyebiliriz evet. Çünkü sihirli ilk geldiğimizde ilk gördüğüm şeyler sadece kayalarıydı. Birinci günden sonra bir ağaç gördüm. İkinci günden sonra bir yeşillik alanı gördüm. Ve günler böyle geçtikçe işte şey görmeye başladık. Aslında canlılar da yaşıyor burada, bitkiler de yaşıyor burada. O kadar yani bize lazım olan şeyler her şey vardı burada. Hatta fazlası vardı. Şehirde birazcık insanlar bencilleşiyorlar sanki.
Hani sadece tempo. İnsanlar yaşıyor dünyada. Hani hayvanlar yok, bir sürü canlı var. Dünyada yaşayan bir sürü canlı var. Bu... Ağaçlar. Yani burada doğayla birlikte yaşadığımızı farkına vardık tekrar. Ve doğanın değerini anladık diyebiliriz ona. Evet. Değdi mi değmedi mi gibi bir şey düşünecek olursak çocuklardan uzak kalınca hiçbir şey değmiyor. Ne olursa olsun. Ama bir yandan da nereye gideceğimizi bilmediğimiz için nasıl bir doğa, nasıl bir ortam bizi bekliyor onu da bilmiyorduk. Hep böyle bir düşünürdük biz işte bir şu adaya gitsek de böyle birazcık her şeyden uzak kalsak böyle beynimiz birazcık dinlense. Burada belki beynimiz dinlenmedi. Hatta belki vücutlar daha fazla yoruldu çünkü bir koşmalar oldu, yüzme oldu. Dağlara çıktık, buradaki şey tepelere tırmandık. Çok eğlenceli vakit geçirdik ve gerçekten bir rehabilitasyon merkezi diyebileceğim yani bir ada. Buradaki ada İzmir'e o kadar çok uzak değil. Ve şükür ailece yüzmeyi bildiğimiz için biz çaktırmadan arada bir uğrayabiliriz. Yüzerek gelebiliriz. Tabii ki de. bir de ilk geldiğimizde Azerbaycan'dan gelen genç çiftimize diyeyim ben artık. Çünkü ben ilk geldiğimde onları yaşlı çift gördüm. Sonra İntikam abi bize birkaç ders verdi, tokat verdi bizim parantez içinde genç olduğumuz. O engellerine saklıyordu. Evet, genç olduğumuz yerde İntikam abi solladı geçti bizi. Sağ olsun onu da öğretti bize. Yani yaşa bakılmaz. Yani ilk anda işte İntikam abi geldiğinde hemen o dördüncüdür, beşincidir diye cebimizi koyduk onu yeneriz geçeriz gibi bir şeyler. Ondan sonra tam tersi oldu. Ondan sonra tam tersi olduk. Ona bir ulaşabilsek işte onun kadar bir zıplayabilsek oynayabilsek diye. Öteki arkadaşlarla da çok iyi anlaştık. Herkesin bir farklıdır, kişiliği farklıdır. Biz de farklıyız, onlar da farklıdır. Ama en güzel işte bu adada akşamları kaldığımızda farklı ve yabancı olduğumuzu hissetmedim. Tam tersi bir aile olduğunu hissettim. Aile ortamı vardı. Oturuyorduk, konuşuyorduk. Bazen çok geç saatlere kadar konuşuyorduk. Sanırım çünkü saatlerimiz yoktu. Yani o kadar geç oluyordu ki artık kafalarımız bir neredeyse masaya, bizim fakirhanedeki masaya vuruncaya kadar çarpıyordu böyle muhabbetlerden. Buraya geldiğim için de çok mutluyum. Böyle diyeyim ki ben buradan seyircilere söylesem ki birkaç haftadır biz burada bir tane araba görmedik. Araba sesi duymadık. Arabanın arkasından bıraktığı tüstü dumanı içimize çekmedik. Onlar bizim en azından tek buna göre onlar bizim ne kadar hoşbeht, bizde mutlu yerine hoşbeht işlenir. Yani bekti hoş olan adam. Hoşbeht bir insan olduğumuzu göre anlayabilirler. Ve herkes bizim yerimizde olmak isterdi. Herkes isterdi ki her sabah uyananda 5 Türk devletinin bayrağını bir yerde dalgalanan görsün. Bu birkaç haftada biz bunu gördük. Herkes isterdi ki ortak Türk dilinde danışmayı bacarsın. Biz bu birkaç haftada bunu gördük. Herkes, her birimiz kendi dilimizde, kendi Türkçemizde ve karşı tarafın Türkçesine saygı duyarak konuştuk. Herkes ister ki ömrü boyu hasretinde olduğu sınırları aşıp geçmeyi zor olan kardeşlerinin, bacılarının her seher, her sabah ellerini sıksın, kucaklasın, yüzünü yüzüne sürtsün. Biz bu kaç haftada bunları gördük. Biz bu burada adada geçirdiğimiz günlerde hemen çocukluk adlı memlekete geri dönmüş olduk. Burada yeniden birkaç gün çocukluğumuzu yeniden yaşadık. Her insana nasip olan, kısmet olan bir his değil düşünürüm. Adada
çok şey öğrendik. Yani bazen bize diğer arkadaşlarımızdan yaşça büyük olduğumuz için ya yaşlı değiller falan ama yaş meselesi ruhsal durum meselesidir. Ve bütün arkadaşlara, seyircilere söylemek istiyorum ki hiç vakit yaşla kendinizi sınırlamayın. Hayatta her şeyi denemek güzel. Mesela ben burada gördüm ki bir daha insana gündelik hayatını sağlamak için ne kadar az bir insanın ne kadar az bir şeye ihtiyacı var. Yine bir yazardan okumuştum. Ev bizim bir sürü gereksiz eşyalarımızı bir sürü gereksiz eşya kazanmak için giderken tuttuğumuz yerdir. Burada evimizi bırakıp geldik. Bir sırt çantasıyla geldik ve günlerdir hiçbir ihtiyaç duymadan hiç kesinlikle... sırt çantasını açmadık. Açmadık ama önemli olan ihtiyaç, önemli ihtiyaç meğer ki dostlukmuş, arkadaşlıkmış, sevgiymiş. En önemlisi bu duygular varsa insanın daha fazlasına ihtiyacı yokmuş. Burada bizim şahsen benim dünyam büyüdü. Özellikle de bizimle beraber yarışan yarışmacı arkadaşlarımız. Artık onlar bizim arkadaşımız değil, bizim aile üzvümüz kimi oldu. Türkiye takımından da ne kadar topçu olduğunu da öğrendik. Ben şimdi doğrusu son zamanlarda futbol ya da voleybol oynamaya gitmiyordum. Yani birkaç senedir iş şu bu diye arkadaşlar hep davet ediyorlar. Hiç vakit ayırmıyordum. Şimdi tekrar futbolla, voleybolla katılmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşların davetlerine mutlaka, hatta eşim dedi artık katılman gerekiyor diye. O da bizi biraz yönlendirdi. Yani tabii ki bu spor açısından bence biraz hayatımızda bir düşünceyi yani değiştirin. Bu genel konuşmamız şahsi olarak konuştur. Ama biz burada tabii ki kendi ülkemizi de temsil ediyoruz. O yönden de umarım kendi ülkemizi de en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Belki de yemek yapmamız gibi, şarkı yani İntikam abi Erzuhan'ın gibi şarkı söyleyemiyoruz tabii ki. Bu da bizim için biraz ders oldu. Özellikle Aynur Hanım kendi müzik aletimiz var. Yani dombra, ulusal ya da yöresel dombra diye onu öğreneceğine söz verdi. Benim için çok motive edici bir şey oldu. Hatta ne kadar kendi kültürümüzü iyi bilmediğimizi de gösteriyor. Yani daha iyi öğrenmemizi motive ediyor. Evet. Kendi marşımızı hatırlatma gibisinden, şarkılar gibisinden. O yönden bence bir iyi bir sabah ders oldu. Ben bu Türk Adası bir ders olarak görüyorum. Umarım kendi ülkemizde arkadaşlarımıza, dostlarımıza bir örnek olarak geçeriz. Hem kendini geliştirme açısından hem de diğer millet kardeş ülkelerle daha yakın tanışıp yemeklerini öğrenmek, konuşmak gibisinden. Şakında o dediğin, şakında Türk halkı. Bir de ne kadar yakın olduğunu anladık. Özellikle mesela Azerbaycanca İntikam abiler konuşunca ben mesela kendim hem Türkçeyi biliyorum hem Kazakçayı, İntikam abi kolay anlıyordu. Burada herkes ayrı kültürlerden ama tek bir Türk devleti gibi toplandık. Yani Türk devletleri toplandık buraya. Biz misafirperverliğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımız tabii ne düşünüyorlar bilmiyorum ama biz centilmenliğimizi, misafirperverliğimizi gösterdik. Zaten hani göstermeyecek bir durum da olmadı. Hepsi çok anlayışlı insanlar sağ olsunlar. Yaptığımız yemekler, yediğimiz yemekler hep aynı ama isimleri farklı. Hatta İntikam abiye birkaç kere takıldım bu konuda. İşte mümkünsüz, mümkün değil kelimesi mümkünsüz diyor. Benim de dilime artık alıştı, ben de mümkünsüz demeye başladım. Ateş yakacağız, yandırmak diyor kendisi. Çok da hoşuma gidiyor, içimi okşuyor yani. Yandırmak güzel bir kelime oldu. Ben de bundan sonra ateşe yandırmak diyeceğim. Farklı şeyler öğrendik ya. Burası çok farklı, çok güzel. Hepimiz bir yere toplanacağımız zaman
hadi evimiz toplanalım diyorum. İntikam abi hamımız toplanalım diyor. bu benim yani Kerim Azem'de en güzel yerde olacak. Ya buradaki insanlar sahiden çok teşekkür ederim. Hepsi çok anlayışlı. Biz de ben kendi adıma yani kendim insan kendine bunu ne kadar söyleyebilir bilmiyorum ama ben kimseyi kırmadığımı düşünüyorum. Türk insanının misafirperverliğini gösterdiğimi düşünüyorum. İnşallah hepsinin yanlarına gideceğiz. Misafirliğe de gideceğiz. Onların da yanına gideceğiz. Beraber oturacağız. Onların sofrasında da yemek yiyeceğiz. Onlar da bize gelecekler. Ben hepsini kendi evimde de soframda da ağırlamak isterim. Bizim yemeklerimizin, bizim kültürümüzün adıyla. Çok mutluyum ben buraya geldiğim için. Yani hep bunu ifade ederek, altı çizerek söylüyorum. Hayırlısı neyse olsun. Buraya gelirken kafamızda hiçbir şüphe yoktu. Giderken de inşallah şüphesiz gideceğiz.